Günün yorumundan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün acı bir haberi, bir yas haberini belki de birlikte yorumlamaya çalışacağız. Ülke olarak yasa gama batsak, bayrakları yarıya indirsek sezadır, yeridir herhalde. Diyanet İşleri Başkanı bugün ne kadar mağdur olduğunu, ne kadar zor durumda olduğunu, ne kadar kötü şartlarda çalıştığını anlatarak biraz kendisini acındırdı. Açıkçası ülke olarak biz Diyanet İşleri Başkanı'na neden bunu reva görüyoruz? Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ne dedi Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş? 2010 model Mercedes marka arabayı kullanmak zorunda kaldığını, hatta arabanın bir sefer yolda kaldığını, arıza çıkardığını ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da korumaların araçlarıyla yoluna devam etmek mecburiyetinde kaldığını anlattı Diyanet İşleri Başkanı. Bunu Diyanet'le ilgili israf, Diyanet'in bütçesi, Diyanet'in bir kısım otellerde yaptığı kongreler, kurultaylar ve Diyanet İşleri Başkanı'nın elbette ki arabası her seferinde gündeme geliyor. Bu tartışılırken o iddialara, o suçlamalara cevap mahiyetinde söyledi, cevap saadetinde söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rica etsek, halk olarak, millet olarak, toplum olarak ayağa kalsak, Cumhurbaşkanı her zaman daha önce başka şeylerde yaptığı gibi IBAN numarası dağıtsa, halk olarak para toplasak ve Diyanet İşleri Başkanı'na şöyle son model birkaç milyon bulk, birkaç milyon euroluk belki zırhlı makam arabalarından bir tanesi alsak, hani malum itibardan tasarruf olmaz. Hele Diyanet İşleri Başkanı gibi önemli konumdaki bir kişi için böyle 2011 model makam arabasına binmesi, Mercedes de olsa bu, 500 bin liralık da olsa içimizi acıttı, içimiz cız etti. Bu mağduriyeti daha fazla sürdürmemek için Diyanet İşleri Başkanı'na bir araba almak üzere kampanya başlatmayı buradan teklif etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı gerçekten o kadar trajikomik bir açıklama yaptı ki, daha önceki açıklamalar da vardı, daha önceki tartışmalar da vardı. Bunların üstüne tuz biber oldu. Daha önceki tartışmalar neydi? Kısaca hatırlayalım. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bir Mercedes marka araba satın aldı. Daha doğrusu önce Diyanet Vakfı'ndan, Diyanet İşleri bütçesinden, sonra da normal devletin bütçesinden Diyanet İşleri Başkanı'na piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan, ki o dönemdeki parası şimdi artık kim bilir kaç milyon olmuştur. Çünkü araç fiyatları, otomobil fiyatları uçtu biliyorsunuz. Piyasa değeri 1 milyon lira olan, hatta içinde ekstra süper lüks eğlence paketi filan da talep etmişler olan bir zırhlı makam arabası, Mercedes makam arabası satın alındığına dair gazetelerde haber çıktı. Bu haber üzerine, bilhassa bu haberin sosyal medyada caps konusu olması, bir anlamda alay mevzusu olması Diyanet İşleri Başkanı'nın, Mehmet Görmez o caps'i sarıklı ve Mercedes'in önünde kendisinin resmedildiği fotoğrafı görünce arabadan inmiş, öyle iddia ediyor. Ve evine yürüyerek gitmiş ve bu çok içine oturmuş. Arabayı iade etmek istedi. Bir televizyonun canlı yayınında ibret alem için ben bu arabayı iade edeceğim diyor dedi. İbret alem için niye aldınız da arabayı, niye iade ediyorsunuz? Bu ayrı bir tartışma konusu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla karşı çıktı. Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir hakkı olmadığını, Diyanet İşleri Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından zırhlı bir araba göndereceğini, zırhlı bir otomobil göndereceğini söyledi. Hatta birçok mitinglerde de bunu konu etti. Birçok mitingde de Diyanet İşleri Başkanı'nın 1 milyonluk arabasını eleştirenlere ver yansın. Kendi çocukları Porsche'lere biniyor, kendi çocukları çok daha lüks arabalara biniyor filan gibi şeyler söyledi. Ve herkes çocuğunu lüks arabaya bindirebilir, helal yoldan kazanıyorsa şayet. Ama bizim vergilerimizle, hele Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamda oturan bir kişinin lüks bir makam arabasıyla seyahat etmesi sorgulanır, eleştirilir. O vergi verenlerin de en tabi hakkıdır. Ama Erdoğan bunu kabul etmedi ve Diyanet İşleri Başkanı'nın iade etme taleplerini reddetti. Hatta Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dönemin başkanı Mehmet Görmez, şöyle kurnazlıklar da yaptı. Mesela herkesin gözü önünde gittiği Başbakanlığı Ahmet Davutoğlu'nu ziyarete çok eski bir önceki makam arabasıyla gitti ve
yandaş gazeteler de işte Mehmet Yılmaz'ın, affedersiniz, Diyanet İşleri Başkanlarını karıştırdım Mehmet Nuri Yılmaz'la, Mehmet Görmez'in işte makam arabası diye haberler yaptılar. Herkes de çok yani normal, kabul edilebilir, eski bir Mercedes, gene Mercedes ama kabul edilebilir bir Mercedes araba olarak gördü bunu. Ama bundan 4-5 ay sonra Diyanet İşleri Başkanı saraya giderken, sarayda iftara giderken Haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın kendisine hediye ettiği, Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği Mercedes arabaya binmek zorunda kaldı. Hatta o dönemdeki haberlerde başkan saraya öbür arabayla gitmeye cesaret edemedi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın azarından, Cumhurbaşkanı'nın kendisini paylamasından korktu diye haberlere yansıdı. Şimdi olayın trajikomik boyutunu görüyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı 1 milyon liralık, normalde belki devlet başkanlarının binmediği bir makam arabasına biniyor. O kendisine bir makam arabası satın alınıyor. Kamuoyu baskısı olunca iade edeceğim diyor. Sonra Cumhurbaşkanı hayır edemezsin diyor. Hatta daha ileri bir araba gönderiyor. Cumhurbaşkanlığından bir araba gönderiyor. Diyanet İşleri Başkanı da bir anlamda ikiyüzlülük yapıyor. Kamuoyunu yanıltmak için herkesin göreceği yerlere giderken, mesela başbakanlığa giderken eski arabasıyla gidiyor ama saraya giderken, saraydaki hocaların çağrıldığı, ilahiyatçıların çağrıldığı bir iftara giderken Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği, hibe ettiği makam arabasıyla, o süper lüks makam arabasıyla gidiyor. Hatta konvoyda ikisi birden vardı. İşin yani ilginç tarafı, herhalde diğerini biraz örtmek için, diğerini biraz gölgelesin diye eski makam arabasını da belki konvoya koymuşlardı, bilmiyoruz. Ali Erbaş diyor ki 2010 model 11 yaşında bir normal Mercedes'e biniyorum diyor. Kayıtlara baktık, o normal Mercedes dediği Mercedes'in fiyatı da o günlerde 500 bin TL'ymiş, 500 milyar eskinin fiyatıyla. O Mercedes'in de şeyini söyleyeyim, ben Mercedes'lerden haliyle çok anlamıyorum. Çok düşük modellerde yerli arabalarla çoğunlukla idare etmek zorunda kaldık ya da bayağı yaşlı Japon arabaları bize düştü. Mehmet Görmez'e S350 alınmış o dönemde ki o dönemdeki fiyatı da gazetelere baktığımızda 500 bin lira civarındaymış. Birçok ülkede makam arabası olarak kullanılıyor bu arabalar. Hani kolaylıkla terte çıkacak, kolaylıkla ıskartaya ayrılabilecek arabalar değil. Hele 10 yaşında, 11 yaşında bir Mercedes araba pek çok modelin sıfırından daha değerli, daha kaliteli diyebiliriz. Pek çok araba arıza yapabilir. Arabayı servise gönderirsiniz. Çok kolaylıkla tamir olur. Hele bu Mercedes gibi bir arabaysa, hele bu Mercedes S350 gibi bir arabaysa, hani ufak tefek arızalar bütün arabaların başına gelebilir. Burada asıl arıza Diyanet İşleri Başkanı'nın ve Diyanet Camiası'nın diyelim, Diyanet İşleri Başkanları'nın bugüne kadar yakın zamanda Diyanet'in başına gelen profesörlerin, ilahiyatçıların zihniyetinde asıl bence arıza. Ya kendilerini artık nereye konumlandırıyorlarsa, halkın bu kadar sıkıntı çektiği, halkın bu kadar fakr-ı zaruret içerisinde olduğu, enflasyonun altında ezildiği günlerde bir Diyanet İşleri Başkanı çıkıp da ben 11 yıllık Mercedes arabaya biniyorum diye kendisini acındırmasın. Aslında onların farklı bir evrende, paralel bir evrende yaşadıklarını, yani bunun ne toplumla, toplumun hassasiyetleriyle ne de aslında İslami hassasiyetlerle bağdaşır bir tarafı yok. Çünkü Diyanet hocalar, camilerdeki imamlar ve cami imamı gibi kürsülerden konuşan siyasetçiler hep Hazreti Peygamber'in bir lokma bir hırkayla idare ettiğini, işte hasırda yattığını, çok mütevazı bir hayat yaşadığını anlatıyorlar. Evet, gerçekten de böyle. Tarihçiler böyle anlatıyorlar. Hocalar, ilahiyatçılar biz peygamberin varisleriz diyorlar. Hayatını şey yapmıyorsanız, yaşamıyorsanız, o konuda veraset iddia etmiyorsanız, hangi konuda veraset iddia edebilirsiniz ki? Hangi söylediğiniz insanlarda mâkes bulabilir ki? Yani hasırda yatan peygamberin, günde birkaç hurmayla karnını doyuran mütevazi peygamberin varisleriyiz diye ortaya çıkan insanlar Mercedes beğenmiyorlar. Onlara Mercedes beğendiremiyoruz. Yani bugün S350 Mercedes'i pek çok iş adamı parasını kazanan, helal yoldan parasını kazanan pek çok iş adamı belki satın almaya gücü yetmiyor. Ama Diyanet İşleri Başkanı bizim vergilerimizle alınmış bu Mercedes'i beğenmiyor.
Hatta üstüne bir de şikayetleniyor, üstüne bir de mızmızlanıyor. 11 yaşında bir Mercedes'e binmek zorunda kalıyorum diyor. Ne yapalım, ne diyelim? Allah başka dert vermesin Sayın Başkan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sizinle daha kolay buluşabiliriz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.